Geçici ve günlük çözümlerle halkın sağlığı tehlikeye atılmaya devam edilmekte ve yaşanan kazalar ne yazık ki canlarımızı kaybetmekteyiz. Kentin ulaşım gibi temel sorunları çözecek projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Yetkilileri sorumluluklarını gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. Kent kaderine terk edilemez. Temmuz olacak, lütfen buyurun. Cinayet yolları çözüme kavuştursun. Batman Beşir yolu üzerinde Cep Kavşağı ile ÖSB Kavşağı arasında bulunan yolda yaşanan ihmaller yüzünden yine canlarımız aldı. Sıklıkla yaşanan kazalar nedeniyle ölüm yolu olarak bilinen yolda yapım çalışmaları bir türlü başlatılamamaktadır. 6 kilometrelik uzunluğa sahip yolda çalışma yapılmaması yetkililerin ihmalkarlığıdır. Batman Beşir yolu üzerinde 28 Temmuz akşamı yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirmiş ve 2 kişi ağır yaralanmıştır. Kazaya sebebiyet veren ihmaller ne yazık ki yeni değil. Temennimiz bu kazanın son olmasıdır. Hemen hemen her gün kazaların yaşandığı yolda çalışmaların yapılmaması yeni kazalara davetiye çıkarmaktadır. Bundan bir yıl önce ihaleye çıkarılan yol neden yapılmamaktadır? Batman genelinde yol problemleri yaşanmakta ve uzun yıllar yaşanan eksiklikler giderilmemektedir. Benzer durumda olan yollarda yaşanan kazalar bu durumun en somut göstergesidir. Kazanın yaşandığı ölüm yolu ile Tırmız yolunun birlikte ihaleye çıkartılarak 800 günlük iş bitirme süresi konulması en büyük ihmaldir. 2,5 yıllık bir süre yayılan iş bitirme süresince yaşanabilecek kazalar sorumluluk kimlere aittir? Yetkililerin bu konulara ivedilikle çözüm bulması gerekmektedir. 6 kilometrelik uzunluğa sahip yolda refüj çalışmalarıyla birlikte aydınlatma çalışmalarına hızlı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Karayolları tarafından sinyalizasyon, ışıklandırma, kavşak çözümleri ile yolun sağlıklı bir yapıya kavuşturulması yetkililerin sorumluluğundadır. Yetkili kurumların sorumluluklarını bir an önce yerine getirmesi gerekmektedir. İhale bitiş tarihini beklemek sorumluluktan kaçmaktır. İhaleyi alan firmanın sorumluluğunu hızlı bir şekilde yerine getirerek can sağlığı ve güvenliğini sağlayarak kamuoyunun kulağını açması gerekmektedir. Yapılan açıklamalarda yolun yapım ihalesiyle ilgili teknik bilgiler kamuoyuyla paylaşılmıştır. Fakat bu yeni bir durum değildir. Daha önce yaşanan kazalar benzer açıklamalara yapılmış, hatta ihalenin yapılması kamuoyuna müjde olarak duyurulmuştur. Kamuoyu tarafından ölüm yolu olarak bilinen bu yolda çözümsüzlükler daha kaç canımızı alacak. Kamuoyuna yapılacak en sağlıklı çalışma yol aydınlatılması, refüj çalışmalarının bir an önce başlatılması olacaktır. Benzer bir durumda Tırmız yolu, Hıncıkan yolu gibi yolların çözüme kavuşturulması kent trafiğiyle can ve mal güvenliği açısından son derece önemli.